Şu peytte Baltık Bey Respublikalarda, Latvia, Litva, Estonya'da, Zakapkazya'da, aynısı Gruzya'da milli azatlık hareketine bağışlanan hareket arz algan idi. Rus çarizmine karşı hareketler arz algan idi. Rus halkı yemez. Belki Çernişevski, Dostoyevskilerine karşı yemez idi Mehmet Ali. Mehmet Ali Rus baskıncıları tonguz tabiatlı insanlar rehber buldu biz gidip yazgan idi. Bana şu gepleri için Mehmet Ali Mahmud'u uzak yıl cevap verişe doğru geldi. Hatta keginçeri Mehmet Ali Mahmud'u 15 ile 17 ile yetişeceğim tek tek eden kegen sebep o şey hani baskıncılarına katlık gepirgen idi. Mehmet Ali Mahmud'un romanı beni yayın işe etken basam keçer. Hepiz Abdüsemet'im Haydar Ali Niyazifler rehberliği de basılgen. Ben şimdi işe vardım. Zemre Dehtir Haydar Ali Niyazif Poynig'e. Ben Hepiz Abdüsemet Poynig'e Primat Firmu Hamid'in redaktörü buldum. Bizi işimiz her günü cevap veririz. Her günü. Kayısı materyal işe etken basak takiden tekstirip aradı. Rus baskınçılığına karşı materyal yok mu? Rus medeniyetine yapışırken yok muydu? Cüda kayın bugün. Yani türlü cahilerde hem türlü uçraşırlar uçraşıp Mehmet Ali Mahmud'un ayıbıyla başlaştı. Büyük halkını, Çernişevski, Dostoyevskilerini, memleketini ayıbıyla yaptı dedi. Mehmet Ali'ye tühman kıla başlaştı. Bu halen ki Mehmet Ali'nin o şey büyük yazıcılarına mesela hürmeti saklanken, hazırım hürmeti saklanken, meneşeler bahanesi kegen Rus baskınçılığına defterge çizip koyun. Rus baskınçılığına, baskınçılarının yurtlarında gelip milli azadlık hareketine tüm vermezden öz anasılığından mahrum kıyan, özün tarihi kadriyatlardan mahrum bulan halka eşingen eden yazgen. Şimdi bugün dedi ki biz Eser Halklar Tarihi degen kitap okularıydı. Eser Halklar Tarihi'ne 130 sahife cevap vergen bulsa Özbek halk tarihine 3 sahife cevap vererdi. Kagan Rus baskıncıları, İvan Kalitni, İvan Grozni, Pugaçov diyenlerini hakkında okuşka mecbur edik. Mehmet Ali yine şuna karşıydı. Mehmet Ali yine şuna karşıydı ki bizim milli kadriyatlarımız, büyük kadriyatlarımızı Rus baskıncıları ayak astı kılıp mensime koymuştu. Mesela biz de kandidat siyahlaş gerek olsa Moskova'ya var tasdiklatıp geliş gerek idi. Ve halen ki bu nersa milletimiz için, halkımız için gerek bugün nerselerdi. Şimdi ekip teşkilatlar buldu ki Mehmet Ali'ni başka sebepten ayıplaştı ve onu kamakka alıştı. Mehmet Ali'nin tek takıdan keken cevabı nema şu Rus halkının vekillerin namıdan gelip Özbek milletine zıhır kıganı. O şey büyük Rus halkının uluğları Dostoyevski, Dostoyevski, Çehov'larını yemez. Belki baskınçılarda evlegen o. Baskınçılarda evke yürümen tonguz tabiatı da betegen. Medeniyatsı da betegen. Hakikaten iki ağız artık yap eytelmesen. İş yazarsan tasdikini alalmasan. Milli kadretlerin hakkında alalmasın. Nevai, Ebn Sina, İbn Sina'lar gibi diğer ünitilgen derecede ötülerdi. Ya ki mekteplerde yok idi. Bana hazır ilimlerimiz açıldı. Dedi ki, Dostoyevski'ye karşı, Dostoyevski'ye karşı emez, onların eserleri tercüme kılındı. Lekin bizim milli edebiyatımızın vekilleri diğerli Rus dilinde neşir kime koyuştu. Dostoyevski koyuştu. Yani neticede Mehmet Ali'ye olsun vatanperverle şu meseleyi kurtarıp çıktı ve asam olmadı. Bana gördüğünüz bir neçe yıl herkese ahvalı mürekkep karakter yaşadı. Mehmet Ali'nin niyeti şimdiydi. Bu halk var dostu gibi taraftar idi. Lekin milletçiler bile dost yemez idi biz. Milleti peske uzayarken, milleti tarihini unutuşka mecbur kıyarken, öz anasılda sözleş onluğa, tört de adam toplu gençliğinde, elbette o Rusya'da gelişendir, mecbur kıyarken de derecesiydi. Ben bir misal eğitimden hazır. Ben Kamsumol liniyesinde, sistemeste işleyeceğim ben. Kamsumol'da Gülhan Zürnağ'ın redaktörüydüm. Tısattan bir yığın boladı gibi oldu. Yığın boladı, sekre Kamsumol'u idarasıya toplandık. Şimdi
nimadan rayondan kelgan bir qiz, tadbirkor qiz, söz saqlovchi qiz sözga chiqdi. Sözga chiqib gapirayotganda Abdullayeva raislik qiladi deb o'rischa gapiring dedi. U bir og'iz o'rischa so'z bilmaydi, qishloqdan kelgan bechora. Qarab-qarab turdi da, yana o'qiy boshladi, quloqingiz qarmi? O'rischa gapiring deyotganda, sekingina qo'ltiqiga yozib kelgan narsa oldiga chiqib ketdi, qo'ydirmadi. Ana shu darajada yubordi. Men bir kishini eslayman, men Surxonda, Qashqadaryo viloyatlarida, boshqa joylarda bir mahallada yoki rayon sentrida 10 ta, 15 ta o'ris oilasi bo'lardi. Lekin o'ris oilasini hurmati uchun majlisga to'planganlar majbur bo'ladi o'rischa gapirishga. Shular nimasiga deb. Bu ahvollar murakkab edi. Mamadali mana shu masalani ko'targan. Mamadali milliy qahramon edi o'sha yillari. Tan berish kerak. Mamadali shu qiyinchilikni kelajakdan keladigan azoblarni bo'yniga olib, mana shu narsani ko'tardi. Haydar Ali Niyozov zam redaktori edi. O'niga men bordim. Hafiz Abdusamad redaktori Pirmat Sher Muhammedov bo'lib keldi. Bu yillarda ham hali qisish, ezish bular bo'lmas narsalarga nima qilishlar hech to'xtamadi. Bironta rus familiyasini bilmasdan tushirib qolsak, masalan, tekstdan nega meni tushirding deb javob qilishardi. Bironta o'zbekni ulug'lab, masalan, Ibn Sinoni yoki Beruniy hazratlarini yoki Amir Temur jamini gapiradigan bo'lsak, ularni ro'yxatdan o'chirib tashlardi. O'rniga biz Chexovni yoki boshqalarni olishga majbur bo'lardik. Shuning uchun ham hikoyachilikda Abduqahhorning hikoyachiligini Chexovni davomi deb atashgan. To'g'ri, Chexovdan o'rganganman, lekin millati tozasilardan shulardan biri edi. Hatto Abduqahhor deb odamlarga ham ba'zan kun berishmay qo'ygan. Kasalxonada yotganda og'ir ahvollarga tushirib qo'yishgan. Hatto Toshkentda davolatgan qo'ymay Moskvalarga olib ketishgan. Chunki Abduqahhor ham shu rus bosqinchiligiga qarshi ayniqsa partiyaning zo'ravonligiga qarshi gapirgan edi. Mamadali o'sha yillar uchun qahramon edi. Mani gapim shu.